Birinci soruda pazartesten cumaya kadar olanları soruyordu. Pazartesten cumaya kadar olanları soruyordu. Toplamını kaç bulmuştuk? 150 bulmuştuk. Toplam 150 kitap okuma sayısı. Kaç çarşamba gününün kaç katıdır diyor. Yani 150 20'nin kaç katıdır? Oradan 7,5 bulmuştuk. Oradan 7. İkinci soruda da atılan sayıları topla dedik. Sen 90'ın kök 96 önemliydi. Onu çevirmek. Onu da çarpanlarına ayırdığında 16 çarpı 6. O da 4 kök 6. 6 kök 6 daha 10 kök 6 yaptı değil mi şurası? Şurası Evet. 10 kök 6. Bir de 10 kök 6'yı elde edilen sayıyı küçükle topla diyor. Yani 14 kök 6 ile topladık. Toplam 14 kök 6 oldu. Burada ne diyor? 3 katını çarp diyor. 14'ün 3 ile çarptım 42. Bir de kendisiyle topla diyor. 42 artı 14 56 kök 6. Sonra yarısının yarısı. Yarısı Yarısı 28. sana Bir daha yarısı. yarısı 14 kök 14 kök. 6. Hazırlayalım. Demiş ki 36 kök 2. 4 eş parçaya bölünmüş. A, işte B, C, D. A'dan çıkanla B'den çıkan ters yönde gidiyor. Aynı anda çıkıyor 9 dakikada. Şimdi bizim hız zaman formülümüz neydi? Yol eşittir hız çarpı zaman mıydı? Yol eşittir hız çarpı zaman. Şimdi 4 eş parçaya bölünmüş. 36 kök 2 yolun tamamı. 4'e böl. 9 kök 2, 9 kök 2, 9 kök 2, 9 kök 2 mi oldu hepsi? Evet. Peki sabit hızlarla hareket ediyor ve 9 dakika sonra D'de buluşuyor. Şimdi 9 dakika sonra D'de buluşuyorsa aldığı yol 9 kök 2. A'dan çıkan için hesaplıyorum. Aldığı yol 9 kök 2. Tamam mı? A'dan çıkanın. Evet. Süre geçen süre ne? 9 dakika. Geçen süre 9 Yarısı. dakika. Şöyle bak. Yol eşittir hız çarpı zaman. VA hızını bilmiyorum. Çarpı süre 9. Buradan VA kaç çıkar? Her tarafı 9'a böl. A'nın hızı kök 2'ymiş. Doğru muyum? A kök 2 ile gidiyor. Şimdi VB'yi bulalım. VB bu arada D'ye gelene kadar 18 kök 2'lik yol alıyor. Doğru muyum? Evet. 18 kök 2 VB, VB'nin hızını bilmiyoruz. Çarpı o da 9 dakikada. 9 ile 18'i götür. 2 kök 2. Buradan şunu anlaman lazım. Biri 1 birim yol alırken biri 2 birim. Hızları 1'e 2. Sonra diyor ki iki koşucu ilk karşılaşmalarından 3 dakika sonra aralarındaki uzaklık ne kadar olur? Şimdi bak burada karşılaştılar mı ikisi? D'de. Evet. D'de. Şimdi D'de karşılaştılar. A böyle devam edecek. A'nın hızı 2 kök 2 idi. 3 ile çarp. 3 kök 2 kadar yol alır. Hızı kök 2. 3 kök Evet. 2. 3 dakikada. B peki bu A içindi. B hızı 2 kök 2. 3 dakikada 3 kere 2 kök 2. 6 kök 2. 6 kök 2, 3 kök 2 daha. 9 kök 2 aradığımız cevap bu. Değil mi? Açık denizde Evet. balıkların ağlara tuttuktan sonra geri dönmek için teknenin dümeni tam hareket sırada pusulanın bozulduğunu fark ediyor. Bu durumda Dursun Kaptan doğu ve kuzeybatıya gitme olasılığı. Doğu ve kuzeybatıya gitme olasılığı. Dümeni bozulmuş. Şimdi gitmesi gereken yol iki tane. Doğru muyum? Toplam kaç yön var? 1, 2, 3, 6, 8 tane. 1 bölü 4'ten %25 doğru cevap. Evet. Şimdi girilen sayı 161'i girdik. 161 a dedik tam kare değil. Kimiye yakın? 169'a yakın. 169'u kare kökünü açtım 13. A şıkkı gitti. Orhan'ın dediğini bulduk. 201. Şimdi 201'e yakın sayılar 196, 14'ün karesi ya da 225 üst tarafta 15'in karesi. Kime yakın? 196'ya. Yok, evet. 196 zaten 14 değil mi? Evet. C ile bu da gitti. 484. 484 zaten tam kare. 22'nin karesi. Direkt o çıktı bile. 22 cevabımız deniz. Öncelikle doğru olanlar yeşilden çıkacak, yanlış olanlar kırmızıdan çıkacak diyor. 4 kök 5 bu doğru.
75 5 kök 3 olmalıydı. Bu yanlış. 3 kök 5 kök 45'e gider. Bu doğru. Evet. 6 kere 6 36. Bu tam tersi. 3 kök. Ne 3 kök? 4 kök 3 olmalıydı burası. Bu da yanlış. Yani 2 tanesi doğru. Beraber 145,3 onun kuvvetleri. Yüzler basamağı. Evet. A şıkkını sallayalım hemen. A şıkkı binler basamağı olmuş. 4 onlar basamağında olacak. Onun birinci kuvveti. Bu da gitti. Zaten burada 5 olması saçma. Bu da gitti. Evet. Doğru cevabımız Bursa olmuş oldu. Bak şimdi. Marmaris kelimesinin her bir harfi özdeş kağıtlara yazılmış. Sen Denizli dedin. R ile S. Hangi iki harfin eşit olasılıklı değildir? R zaten iki tane. S bir tane. O yüzden Denizli olduğu çok bariz belli olmuş oldu. Diğerlerinde zaten mesela A şıkkı M iki tane, A iki tane doğru. M iki tane, R iki tane doğru. İ bir tane, S bir tane doğru. Ama Denizli'de ikiye bir durum var. Yani şimdi 128 santim atkı tamamlandığında peki 128'in içinde kaç tane 2 var? Kaç acaba böyle sıra? 128'i 2'ye böl. 64 sıra. Doğru muyum? 64 tane 2, 2, 2, 2. Peki bir tane 2 santimetre için 2 üzeri 6'lık ip kullanmıyor mu? Bir tane şu 2 santimetre için 64 santimetre ip kullanıyor. 2 üzeri 6 burada, 2 üzeri 6 burada, 2 üzeri 6 burada. Toplam bu 2'den kaç tane var burada? 64 sıra var. 64, 64 çarpı 2 üzeri 6 daha. O da 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri 6, 2 üzeri 6 daha. 2 üzeri 12. Dinle. Şimdi bak. 16, 2'nin 4. kuvveti. Büyük büyük yazıyorum görüyorsun. 32, 2'nin 5. kuvveti. 5 ile x üstün üstü olduğu için çarpılır. 64 de 2'nin 6. kuvveti mi? Şimdi içler dışlar yaptığımda 2 üzeri 5x ya da içler dışlar yapmayalım bak. Tabanlar eşit mi? Tabanlar eşitse bölmede ne olurdu? Çıkartılıyordu. Yani 4 eksi 5x eşittir 2 üzeri 6. Tabanlar eşit. Tabanlar eşitse üstler de eşit olacak. Yani 4 eksi 5x eşittir 6'ya. Bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta. 4'ü bu tarafa at. Ya da şöyle yapalım. 6'yı sola at. Eksi 6. 4 eksi 6 eksi 2. Eksi 5x'i sağa at. Artı 5x. Her tarafı 5'e böl. X eksi 2 bölü 5. O da Bursa'da mevcut. Şimdi A gerçek sayı B sıfırdan büyük. Evet. Bu zaten bunları biliyorsun. Bu tanımları. Bu tanımların ne olduğunu biliyorsun. Şimdi aşağıda verilen kartların ön ve arka yüzlerinin toplamı 30 olacak. Önemli burası. Pozitif tam sayılar yazılıyor. Mesela örnek önü 25 ise 25'in arkası 5 yazacak. 30 olacak ya toplamı. Evet. Şimdi kız buradan bakıyor erkek arkadan. Sonra diyor bu kartlar aşağıdaki gibi ip ipe uca bağlı asılıp soldan sağa doğru okunuyor. He, burası önemli. Soldan sağa. İfadeler yazılıyor. Yasemin de aynı kurala göre aşağıdaki kartları hazırlamış. Bak Yasemin hazırlamış, okuyor. Şimdi bak burada dikkat et. Burada Yasemin bu sayıyı soldan sağa doğru 13 kök 6 örneğini vermiş. Doğru muyum? Evet. Buradan da Ahmet diyelim, atalım. Ahmet de sonuçta 13'ü 30'a tamamla, arka tarafı 17 mi olacak? Arkayı 30'a tamamlıyorsun ya 25 5 gibi. 6'yı 30'a tamamla. Arkası 24 mi olacak? 24. Onu burada vermiş bak. Anladın mı neden 30'a tamamladığımızı? 30. Evet. O zaman şimdi 24. Şimdi o erkek çocuğu da soldan sağa okuyacak. Erkek çocuğun solu 24 değil mi zaten? Evet. Bize göre sağ, ona göre sol. 24 kök 17 bak. O da burada okuyor onu. Anladın mı? Hı. Şimdi onun arkasında kaç olur o zaman, onun arkasında? Yasemin okuyacağı yere gelelim. 20. Onun 20, aferin. 20. 18'in arkasında? 12. Birinci sayımızı bulduk. 20 kök 12. Peki
karşı tarafta olan biri bunu 12 kök 20 okumaz mı bir de? Evet. Evet. Şimdi sorumuza gelelim. Anladın mı buraları? Evet. Önemlidir buralar da ondan. Şimdi bak sorumuza gelelim. Önden diyor ki şunları silelim. Şu bize lazım olan yerler kalsın. Şimdi önden görünümde kara köklü ifadeyi hangi ifadeyi doğal sayı yapan çarpan? Şimdi 20 kök 12. Kök 12'yi çıkar içeriden. 2 kök 3 diye mi çıkar? Yani 40 kök 3. O zaman yıldızın kök 3 olması lazım değil mi bak? Doğal sayı yapan çarpan ne olmalıdır diyor. Yıldızın ne olması lazım o zaman? Kök? 3. Çünkü kök 3 ile 40 kök 3'ü çarparsan doğal sayı olur burası. Doğru muyum? Evet. Yıldız kök 3'tür. 2 kök 3'ü doğru yaptık mı biz? 30'a tamamladık değil mi? Hı. 20 kök 12. Peki, bak peki. Arkadan görünüme bakalım şimdi seninle beraber. Arkadan görünüme bakalım. Solda 12 kök 20 olacak değil mi o da? Hı hı. 12 kök 20. Peki kök 20 ne diye? 2 kök 5 diye mi çıkar? Hı hı. O da 24 kök 5 mi oldu burası? Evet. Evet. 24 kök 5'i ben hangi doğal sayıyla çarparsam doğal sayı olması için karenin çarpanı ne olacak? O da kök 5 mi olacak? 5. Tamam. O da kök 5 olacak. O zaman cevap ne olacak? Kare kök 5'tir olacak. Tabii tabii. Bunun önden okunması 10 kök. Zaten direkt okuyacağız ya. 10 kök 18. 3 kök 2 olacak orada. Arkası 20. Arkası 20. Bunun arkası 12. 12 kök 20 olacak. 12 kök 20 de arkası. Arkayı doğru yaptık. Tamam. Gibi 3 kök 2. 30 kök 2. Burs olacak. Kök 2 yıldız kök 2 var mı şıklarda? Yok. Bilmiyorum. A, B, C'de birer gerçek sayı okudum. C sıfıra eşit değil. O da payda da bir sayı sıfır olmaz. Tamam bunları vermiş. Zaten bunun nasıl çıktığını biliyorsun. Kök içinde bunun nasıl yazıldığını bu şekilde biliyorsun. Kökleri ayırabiliyorsun. Tamam mı? Şimdi gelelim. Aşağıda uzunluğu kök 50 olan eş kürdanlar bir araya getirerek eşkenar üçgen oluşturuluyor. Şimdi bir kürdanın uzunluğu kök 50. O da 5 kök 2 mi demek? Evet. Bir kürdanın uzunluğu, 5 kök 2'ymiş. Peki, K ile L noktası arası, K ile N noktası arası kaçmış? Şu uzaklık, kök 800. Bak kök evet. 800. Peki, bir kürdan 5 kök 2, kök 800. Ben kök 800'ü şöyle yazamam mı? 400 çarpı 2'den 20 kök 2. He? Tamam. O zaman bak 5 kök 2 5 kök 2 5 kök 2 5 kök 2. Demek ki 4 tane kürdan varmış burada. Doğru muyum? Evet. Buradan 4 tane kürdan varmış. Hatta şöyle yapalım. Şu kürdanı da şununla birleştirelim. Tamam mı? Birleştirelim. İşte kürdan sayıları bu kadar. Sayacağız hepsini bak kürdanların. Kürdanların hepsini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cevap Bursa olmuş oldu. Ne de yapabilirsin? Şimdi kök 800 tüm uzunluk ya. Evet. Bir tanesi de kök 50. Acaba kök 800'ün içinde kaç tane kök 50 var? Her ikisini aynı kökün içinde yazabiliyorsun. Şu kuralı uyguluyorum bak. Sıfırlar gitti. 80'i 5'e böl. Kök 16. Kök 16 ne diye çıkar? 4. Bu 4 ne demek? 4 kürdan. İşte demin bulduğum o 4 kürdan. Anladın mı? 4 ile başka olsaydı bayağı nokta noktanın içinde biraz da olacak değil mi? Tabii yani ya, daha da yapacaktık için. 4 kürdan burada. 4 kürdan aşağıda 8 kürdan. İçeride de kaç tane kürdan çıktı? 9 kürdan çıktı. 8 9 da 17 kürdan. Emre. Ama bir tane de kök 5. Kök 5, kök 5, 6 tane de 6 kök 5. Kök 5'leri toplayacaksın aldığı yollar.
1 elma, 2 elma, 3 elma, 6 elma. He, tamam tamam. 6 tamam. kök 5. 6'yı içeri at. 36. 36'yı 5 ile çarp. 180. 180. 13 kere 13, 169. 169, 13 ile 14'ün arasındadır. Yani ya. Cevap C. Şimdi, 6.25 ise alan, 6.25 ise alan, 625 bölü 100 olarak yazabilirim değil mi bunu? Evet. Şimdi düşünsene, bunun bir kenarı x olsaydı. X kare buna eşitmiş aslında. Değil mi? X kare, şimdi şunu diyecektin, x kare 6,25 ise ben buradan hangi sayının karesi 6,25 yapar dediğimde karekök içine alacaktım 6,25'i. O da şuraya gelecekti. O da buraya gelecekti. 625 kökten dışarı nasıl çıkar? 25. 100 kökten dışarı nasıl çıkar? 10. O da 2,5. Tamam mı? 2,5. Şimdi tamam, burayı bulduk. Bunu bir çözmeye çalışıyordum. Tamam. İşte burada da sana bunu anlatıyor bak burada. Ama ezberlemene gerek yok bunları. İşte mantığı bu. Evet. Burası 2,5. Öteki de ne çıkacak? 1,4 çıkacak. 196 bölü 10 yüzden 1,4. Bize A E'yi sormuş. 2,5, 1,4 daha. 3,9 aradığımız farklı yollar var. Kenar eşittir kök alan. Ama ben senin formülü ezberlemeni istemiyorum. Yani bilgiyi kullan, dört işlem mantığında ilerle, işlemine güven. Madem bu tatlıyı eşkenar üçgen yapıyorsam kesinlikle tam üçe bölünüyor demektir. Değil mi? Evet, aynı üçgen. Zamanda ben bundan kare yapıyorsam kesinlikle dörde bölünüyor demektir. O zaman öyle bir sayı ki bu, hem üçe bölünecek hem dörde. Peki şimdi üçe bölünme kuralını sana göstermiştim. Basamakları toplayıp üçe bölünüyor mu diye bakacaksın. 8, 1 daha 9, 5 daha 14. 14 3'e bölünür mü? Bölünmez. 4, 3 daha 7, 1 daha 8. 8 3'e bölünmez. Basamakları topla. 2, 2, 4, 1 daha 5. Bölünmez. 8, 1 daha 9. 3'e bölünür. Aynı zamanda eğer 2 tane 3'e bölünen çıksaydı 4'e bölünmeyi kontrol edecektin. 4'e bölünmede son 2 basamak. Şu son 2 basamak 4'ün katı olacak. Bak 0, 8 4'ün katı. Bak 22 4'ün katı değil, olmaz. 34 4'ün bir katı değil, olmaz. 58 56 4'ün katı, 58 değil. Bak 4'ten de yapabilir misin soruyu? Cevap bu yüzden adı. 4, 5, 6, 7. Şimdi bilimsel gösterimini soruyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sayıyı 9 küçülttüm, 9 büyüteceğim Denizli. Doğru cevap, güzel. Ne yapalım? Evet, şu okuduklarımıza göre şimdi, Briella alfabesine göre şu 9'u temsil ediyor. Şu da kaçı temsil ediyor? 1'i. Şimdi 91. Bir kere 91'in asal çarpanları 7 ile 13. 7 ile 13. 7 kere 13, 91. Bu kadar basit bak. 91'den yola çıktım. 7. 13 yok. Biz zaten 13'ü öğrenmedik burada. 7 hangisi? Şu. Cevap hop Denizli. Şimdi böyle sorularda ben sana kısa yolları öğretiyorum. Pi sayısının açıklamasına gerek yok. Sen sayıyla ilgilen. Çünkü sana sayıyla ilgili bir şeyler. Bunlar carçurt, yalan bunlar. Yani bunlar senin süreni çalan şeyler. Senin burada işin sayılarla. Her ikisi de rasyonel sayı mı? Hayır. Her ikisi de gerçek sayı mı? Evet. Bursa cevap. Çünkü niye? Her ikisi de evet sonsuza kadar gidiyor ve bilmiyoruz. Kesin bir sayı değil. Tekrar eden bir sayı değil bunlar. Çünkü devirli de değil. Yani her ikisi de irrasyonel sayı bu arada. Şimdi her ikisi irrasyonel diye bir şık yok. O da cevap. Ama bütün rasyonel ve irrasyonel sayılar aynı zamanda gerçek sayılardır. Reel sayılar demek aynı zamanda. Biliyorsun reel sayılar tüm sayıların babası, kümesi, en başı. Öyle bil. Şimdi soru verilmiş. Kök 25, önce örneği iyi anlayalım. Kök 25 evet, 5 diye çıkan rasyonel, doğru. Rasyonel demiş burada zaten. Sonra 5, girilen sayı irrasyonel mi? Hayır, boş bırakmış hayırı. Girilen sayı yani kök 25 reel sayı mı? Evet, reel. Şimdi verilmiş bir sayı bize, biz bu sayıya göre cevaplayacağız. Verilen sayı sonuçta devirli ondalık sayıların hepsi rasyonel sayıya çevrilir. Çevrilmesi için de metot vardır. Sayının hepsini yazarsın, devretmeyen kısmı çıkartırsın. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 konur. Bu bizim neyimizdi?
Devirli ondalık sayıyı rasyonel sayıya çevirme. O zaman rasyonel mi? Rasyonel. B'yi at. Bunu da at. Peki sayı irrasyonel mi? Hayır. İrrasyonel değil. Boş. Reel sayı mı? Gerçekte evet. Reel sayı. Denizli. B ya da C mi? Şimdi 1,5 litre vermiş. 1,5 litre 1 litre vermiş. Böyle sorularda aradaki şu göstergeleri sayacaksın. Bir birim. Bir boşluk daha 2, 3, 4, 5. Yani kaça bölünmüş? 5'e bölünmüş. Peki 1,5 litre ise burası 0,5 litre. Burası 0,5 yani 1 litre. 1,5, 0,5, 0,5, 0,5 artıyor. O zaman burası, bak burası şu ok 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. O zaman 1,3 kalmış burada. Şimdi okuyalım. O zaman 0,2'de içilmiş. 0,2'de içilmiş. Tamam mı? Evet. Başlangıçtaki şişede 2,25. Evet, 2,25 1,5 diye çıkar. Sonuçta 15'in karesi 225'ti. Virgüllü olunca da 1,5 evet. Oluyordu. Zuay şişeden 0,04 açmıştır. Ha, yok. 0,2 içmiştir. Şişede içme sonunda 1,44 vardır. Şöyle bakalım. İçme sonunda 1,44 limonata mı kalmıştır diyor. Evet, peki içme sonunda 1,44 kalmışsa 1,2 demek değil mi bu 1,44? Evet. 1,2 1,2 doğru muyum? Peki evet, şurada kaçta kalmış? 1,2,3 1,3 ona bakacağım bir dakika. İçme sonunda şişede 1,3 burası doğru mu? 1,3 deme. Doğru. Tamam bu da doğru. Zuhal şişeden şimdi bak buraya dikkat et. 1,3,0,2. 0,2 değil mi? 0,2. Evet. 0,0,4 zaten 2/10 diye çıkmaz mı dışarı kökten? Evet. Bursa da doğru. Hangi cevap? Ceyhan. Anladın mı Ceyhan olduğunu? Evet, evet, evet. Bursa'yı fark etti mi? Bak kök içinde vermiş. 0,0,4. 0,0,4 kök içinde. Çıkartacağız zaten. Tabii 4/100. 4/100 kökten. Onu fark ettim mi? 2/10 diye çıkar. O zaman cevap Ceyhan. Kaç tane doğal sayıdır? Sonuçta ne diyor? Bununla bunların çarpımını yaz diyor buraya. Değil mi? Evet. Kök 12 şimdi çarpı kök 3. Hayır. Kök 12 çarpı kök 3 kök 36. Doğru. Kök 36 6 diye çıkar. Kök 2 çarpı kök 3 kök 6. O da kök 6 diye çıkar. Burası 6 çarpı kök 6. 6 kök 6. Sonra bu 6 kutuya bakıyorsun. Kaç tanesi doğal sayı? Sadece şu bir tanesi. Bursa cevap. Yes. Şimdi ders çalışma saatleri burada. Asıl bir yer var orayı çözmedin. Şu bir yapıyor. Yani bir saat çalışmış. Şuradaki birime dikkat et. Bu 1/2 yapmıyor mu? Evet. Bir saatin 1/2'si. 30 dakika yapıyor. Bu 1/4 yapmıyor mu? Bu da bir saatin 1/4'ü. 15 dakika yapıyor. Burası şimdi 19 oldu. 19. 19.30'dan buradan çıktı. 15 dakika daha ekle. 19.45 cevap. Adını şimdi. 4 kök 10. Evet. Bunu kök içine aldığında bir kenarı buluyorsun dedim. Burayı 4 kök 10 buldun. Burası 4'e bölünmüş. Bir tanesi kök 10. Burası 4 kök 10. Çevre neydi? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorsun. Ya da hepsini topla. 4 kök 10. Kök 10. 4, 8, 9, 10. 10 kök 10. Denizli cevap. Soruda 18 çıkış saati. 18'in üstüne kaç eklersen şurada ne yazarsa 25 yazarsa aralarında asal olur. 35 yazarsa aralarında asal olur. 45 yazarsa olmaz. Çünkü her ikisinin 3'e bölünür. Yani cevap 45. 55 yine aralarında asal olur. Cevap Ceyhan. Anlaşıldı mı? Evet. Soruda ne yapacaksın? 4,5'u İki alanın toplamıymış. İşte bu alanla bu alanın toplamı 4,5'muş. İkiye evet. Böldüğümde bak nasıl bölünür sana anlatayım. Virgülü düşünme. 4'te 2 2 defa. 2 kere 2 4 0. 5'te 2 2 defa. 2 kere 2 4. 1 kaldı. 1'de 2 var mı? Yok. 0 koyardım. 10'da 2 5. Şimdi virgül bir basamaktı. Soldan bir basamak atacağız. 2,25. Peki 2,25 ise o zaman bir kenar daha önce görmüştük. 225/100. 1,5 mu oluyordu bir kenarı?
Demek ki burası 1.5'muş. 1.5. Buna göre verilen camın tamamının çevresi. 1.5 da burası. Hepsi eşit. Bir kenar 3 oldu. 3 kere 4 çevre. 3, 3, 3, 3, 3. 12 ara